Bilen bilir. 90'lar Türkiye'sinde televizyonda Tutti Frutti bile yayınlanıyordu. Sonra işler değişti, bir takım kısıtlamalar geldi. Özellikle de iç çamaşır reklamlarına. Bu konu bir iç giyim markası olarak bizi de biraz ilgilendiriyordu tabii. Yapacak tek şey kalmıştı. Kuralına göre oynayıp kuralları yıkmak. Çin Çin, Penti Sunar, iç çamaşırı. Türkiye'nin kadınları en iyi anlayan ve kadınlar tarafından en çok sevilen markası Penti yine kadınları destekledi. Onlar hayatın her alanında özgürce hareket edebilsin diye balensiz ve destekli bir iç çamaşırı tasarladı. Daha doğrusu iç çamaşırı. Rahatımızı kaçıran yasaklar var diye iç çamaşırı rahatlığını göstermemek olmazdı. Bu yüzden film boyunca çeşitli nesnelerle farklı meme tiplerine atıfta bulunuldu. İç çamaşırı var ama yok gibiydi. Reklamında da öyle oldu. Kampanyanın ardından balensiz sütyen satışları %138 arttı. Dijitalde 189 milyon gösterim ve 873 bin tıklanma elde edildi. TikTok'taki takipçi sayısı 7 kat arttı ve video tamamlama oranı %80'in üzerine çıktı. İç çamaşırı izlendi, paylaşıldı, satıldı, giyildi. Penti'nin kadınlara olan yeni desteği çok sevildi. Hem de varlığı hiç hissedilmeden.